Babam 1936 19 Mayıs Salı günü akşam ezanı oğlum Mehmet Ali Efendi dünyaya geldi diye not koymuş. Doğumum bu. Gaziantep'te tabakhanede doğdum. Türkiye Kurtuluş Savaşı'ndan çıkalı çok olmamıştı. Doğum tarihi 1936, 23, 13 sene olmuş. Büyük bir yokluk içerisindeydi. Bugünkü gibi her şeyi bulabilmek mümkün değildi. Şehit Şahin İlkokulu Türktepe'de, ben tabakhanedeyim. En yakın okul orası. Ben 6 yaşına gelince 1936-42 senesinde babam beni ilkokula koymak istediği için 1935 doğumlu olarak nüfus cüzdanımızı aldı. Beni bir yaş büyük gösterdi. Çünkü o zaman 7 yaşında daha küçük olanı okula almıyorlar. Şehit Şahin Bey ilkokulunda 4 sınıf var. 5. sınıf yok. Eski bir şeyden mahkeme binasıymış. Bozma. İşte büyük bir avlusu olan, avlusunun içinde hiç ağacı olmayan bir okul. Bunları özellikle yeni nesle bilsinler diye anlatıyorum. Böyle bir okul Türktepe'de ve tabakhanedeki çocukları okutuyor. Tabakhaneden okula giden, benimle beraber 3. 4. sınıfta olan 7-8 kişi var ancak. 7-8 çocuk ancak okuyoruz. Babam da beni illa okutmak istediği için ilkokula koydu. İki kız kardeşim, ablam var. İkisi de ablam, onları koymadı. Sonradan ah oğlum ah dedi. Bilseydim senden evvel kızlarımı okuturdum. O zaman bilmiyorduk dedi. Kızları okutmayı ayıp zannediyorduk dedi. Bunları bu nesil bilsin diye anlatıyorum. Çünkü kızların okuması sanki yasaktı. Ben ilkokulu Şehit Şahin Mektebi'nde bir sınıf ilave ettiler. 5. sınıf ettiler. Orada okudum ve bitirdim. Fakat okumaya karşı çok büyük bir hevesim var. Babam da beni yüksek tahsile göndermek için heveslendi. 1948 senesinde Antep büyük bir sel felaketine uğradı. Tabakhaneyi tamamen sel götürdü ve 18 çocuk o selde sulara kapılıp öldü tabakhanede. Hepsi de benim arkadaşımdı. Hepsine de tanışırdım. Benim dahi o sele kapılmamam bir Allah'ın lütfudur, tesadüf eseridir. Büyük bir dolu yağış oldu. Okuldan yeni çıktım. Koşa koşa eve geldim. Orada tabakhanede mezbahanın önünde inince çınar ağaçları falan var. Çınar ağaçlarındaki serçeler dökülmüş bütün doludan dolayı. Çocuklar orada toplanmışlar, serçe topluyorlar. Dökülen serçelere. Benim de elimde çantam. Koşa koşa eve gittim biraz mesafede. Oraya çantamı koydum, dışarı çıktım. Babamın bir arkadaşı geldi. Babama Ali abi dedi, dükkanı sel bastı dedi. Her şey gitti dedi. Babam dışarı çıktı, şeye gidecek. Bir de baktım ki su bizim eve doğru dönmüş geliyor. Babamın o arkadaşı, babam, ben, bizim eve girdik. Bizim evin önünden çok uzakta, bizim ev dereye falan yakın değil. Sel çok büyüktü. Oralardan gitti, saatlerce bekledik. Sel çekildi. İşte akşam karanlığı. Vakit akşam ezeniydi zaten. Sel çekildi, dışarı çıktık. Herkes aman evladım diye bağırıyor. O bahçe fidanlık vardı, belediyenin fidanlığı. Oraya çıktılar, herkes çocukların cesetlerini topluyor. O serçe toplayan çocukların hepsini sel götürmüş. Böyle bir felaketle karşılaştı Antep. Ve Ali Nacar'ı bilir misiniz bilmiyorum. Orası tamamen suyun içerisinde kalmıştı. Bundan sonra babamın bütün şeyleri gitti. Mal varlığı gitti.
Oğlum dedi, bu durumda ben seni okutamayacağım dedi. Bir şey söyleyecek halim yoktur. Beni marangozluğa koydu. Marangoz yanına çıraklığa koydu. Ben 4 sene marangozluk yaptım. Aşağı yukarı bir kalf oldum. Yövmiye de almaya başladım. Babama dedim ki, baba müsaade edersen ben okuyacağım. Çünkü okumak istiyorum 4 yıl sonra. Ben tatillerde çalışırım. Bak marangoz oldum. Sana da yük olmam. Bu suretle tahsilimi devam ettiririm dedi. Sen bilirsin oğlum dedi babam. Madem ki öyle istiyorsun. Onu yap dedi. 4 yıl sonra ortaokula başladım. Tabii aradan zaman geçmiş olduğu ve bu kadar şey olduğu için sınıflarımda çok çalışkandım. O zaman ortaokul ve lisede her sınıftan 2 kişi iftihar listesine geçerdi. Adı iftihar listesiydi. Başarılı, çok başarılı. 2 çocuk iftihara gösterilirdi. Bazı sınıflardan iftihar listesinde olmayan, gösterilemeyen çocuklar da çok olurdu. Her sınıfta mutlaka gösterilmezdi. Ben 6 sene lise hayatımda 3 karne alınırdı. Her karne iftihara geçtim. Öyle bir çalışma yaptım. Şeyi bitirdim. Liseyi bitirdim. Üniversite imtihanlarına gittim. İki arzum var. Küçüklükten belli. Ya mühendis olacağım. Mühendislik dediğim zaman marangozluk yaptığım için inşaat mühendisliğini düşünüyorum. Ya da doktor olacağım. Fen bölümünden mezun olduğum için İstanbul'a geldim. Tıp fakültesi imtihansız oluyor. Şunu da ayrıca anlatayım. Üniversite imtihanları o zaman içerisinde her fakülte imtihanını ayrı yapar. Tıp fakültesinin imtihanı ayrı, ziraatın ayrı, güzel sanatların ayrı, iktisadın ayrı, hukukun ayrı, hep ayrı ayrı imtihanlara girer. Öğrenciler İstanbul'a imtihana geldiği zaman bir tane şeyden kalmaz. En aşağı 5-6 imtihana girerler. İmtihanlar da ayrı olduğu için bazen tersleri çakışır. Ankara'ya bir koşarsın, gece trenle Ankara'ya gidersin, Ankara'da imtihana girersin. Gündüz İstanbul'a gelir, o gece imtihana gider, ertesi gün Ankara'da imtihana girersin. Yine gece trene binen İstanbul'a gelir, İstanbul'da imtihana girersin. Böyle bir sistemin içerisinde Türkiye. Ben burada birçok imtihana girdim. Tıp fakültesi imtihanına girdim. Teknik üniversite imtihanını kazanamadım. Ziraatı kazandım, hukuku kazandım, yüksek ticareti kazandım. Fakat benim arzum tıp fakültesine gitmek veya mimarlığı bilmiyoruz. Mimarlığın ne olduğunu bilmiyoruz. Ha. İnşaat mühendisi bizim için mimarlık. Orada mimarlığı da öğrendik. Güzel Sanatlar Akademisi şeyini gördüm. Fakat kazandım, burs alıyorum ben. Tıp fakültesinde kazandım. Burs arıyorum. İlla bir burs olmazsa okuyabilmem mümkün değil. Hiçbir yerde burs bulamadım. Herhangi bir şekilde. Arkadaşlarım bana gitme dediler. Yok dedim, ben bu yoklukla okuyamam. Antep'e gideceğim, çalışacağım. Şeyi de bitirdim. Çalışacağım, bir yıl para kazanacağım. Gelecek sene nasıl olsa kazanırım imtihanları. Gene gelir girerim dedim. Antep'e geldim. Çeşitli yerlere müracaat ettim. Çok güzel teklifler aldım çalışmak için. Fakat bir tek şart var. Askerliğini yaptın mı? Allah Allah. Ben askerliğimi yapmadım. Babama dedim ki, o zaman lise mezunlarının yedek subay olma hakkı var. Ben dedim, nasıl olsa çalışmayacak mıyım? Askere gideceğim, yedek subaylıkta alacak olduğum maaşları biriktirip gelip okuyacağım dedim. 1,5 yıl yedek subaylık. Askerliğe müracaat ettim. 6 ay okul devresinden sonra Siirt'e teğmen olarak gittim. Yine geldim, imtihanlara girdim. Hem şeyi kazandım, Ankara Tıp Fakültesi'ni 18. kazandım. 280 kişi alınıyordu, 18. sıradaydım. Hem İstanbul Üniversitesi'ni kazandım.
Bir de Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdim. O zaman öğrendik mimarlığı falan. Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmek imkansız diyor herkesin. Gözünün önündeki şey bu. 6000 kişi müracaat etmişti. 45 kişi alıyordu Güzel Sanatlar Akademisi. Ben Güzel Sanatlar Akademisi'nde kazandım. İkisinin arasında bir tercih yapmak lazım. Bir takım bazı inşaat mühendisi arkadaşlarla da o zaman var artık. Biz de mezun olduk. Daha evvelçiler var. Mimarlık çok iyi. Eğer biz mimarlığı bilseydik, inşaat mühendisi olmaz, mimar olurduk diyorlar. Ben hani illa mühendis olacağım dediğim için doktorluktan daha öne bastı. Mimarlığa, Güzel Sanatlar Akademisi'ne kayıt oldum. Ve bu suretle Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdim. Burs arıyorum, burs oldu. Yine çünkü kısa sürede biriktirdiğimiz para bitti. İstanbul'da Antep'teki bir öğretmenimin, beni çok seven bir öğretmenimin orada müdür olduğunu öğrendim. Baktım ki gazetelerde de oraya memur aranıyor. Müracaat ettim. O liseye memur olarak girdim. Hem akademiye devam ediyorum, hem o lisede memurluk ediyorum. Tabii bu böyle olunca derslerin yarısına girdim, yarısına giremedim. Ve 8,5 senede mimarlığı bitirdim. Bu arada şunu söyleyeyim. 3 sene sonra o asker şeyde, 3 sene sonra o hocam şeyden ayrıldı müdürlükten. Bir takım sebeplerden dolayı bana çok ısrar etmelerine rağmen şeyde de iş buldum talebe olduğum halde. İstanbul Üniversitesi'nde mimarlık bürosunda, inşaatın mimarlık bürosunda iş buldum. Ben dedim mesleğimle ilgili olacak olduğu için burada çalışmak zorundayım dedim ve oraya geçtim. Orada hem tekniker olarak hem de talebe olarak çalıştım. Geri kalan kısmı orada bitirdim. Bu arada sene 1968, son sınıftayım, mezun olacağım. Antep'e geldim, gittim. Hanım benim komşum, eski komşum. Onunla karşılaştık. Evlenmeye karar verdik. Artık son sınıftayım da. Talebeyken evlendim. İstanbul'a gittik beraberce. İstanbul'da beraber yaşamaya başladık. Bu arada mezun oldum. İnşaat bürosunun mimarlık kadrosuna alındım. Teknikerlikten mimarlık kadrosuna alındım. Oturduğum evde bir kapıcı kadın var. Samimiyiz. Serbestlik gelir gider. Ali Bey dedi, acı bana bir plan çiz dedi. Geldi bana. Ben de dedim ki teyzedirdiniz yerine. Teyze dedim, şeye giriyoruz, imtihanlara giriyoruz. İmtihanını bitireyim de çizeyim sana dedim. Yapacağın ne ki dedi. İki çizgi değil mi dedi. Mimarsın sen dedi. Ne var dedi, iki çizgi çizemez misin dedi. Mimarlık halk arasında bu şekilde anlaşılıyordu. Mimarlığın ne olduğunu da bilen kişiler yoktu. Kalktım ben Antep'e geldim. Abdülkadir Batır belediye başkanı. Beni hanım daha evvel de şeyde çalıştığı için belediyede beni görünce o dedi sen Münire Hanım'ın eşiysen seni seve seve alırım dedi. Mimar mısın yüksek mimar mısın dedi. Yüksek mimarım dedim. O halde dedi gel buraya birkaç şehirde Türkiye'de oğlum dedi birkaç şehirde büyük şehirlerde imar dairesi kuruldu. İmar müdürlüğü kuruldu. Antep'in imar müdürlüğünde sen kur dedi. Çünkü o zamana kadar fen müdürlüğü hem imara bakıyor hem fene bakıyor. Ben de geldim buraya. Antep'te bana bir oda verdiler. Odada oturmaya başladım. Bir şey yok. Şeye dedim ki belediye başkanına. Başkanım dedim. İmar müdürü nedir? Ne yapıyor? Bak Türkiye'nin her yerinde yok bu. Birkaç şehirde kurulmuş. Müsaade edersen dedim. Gidelim, öğrenelim, anlayalım. Burada bu işi tesis edelim.
Hay hay dedi. Bir harita mühendisi Ruşen Yetiz diye bir arkadaşım var. O İzmirliydi, şeyde çalışıyordu. O, ben ve kalem müdürümüz Hüseyin Ayaroğlu vardı. Üçümüz, Ruşen'in bir arabası vardı. Arabasına bindik, ilk olarak Adana'ya geldik. Adana'da imar müdürlüğüne uğradık. Bizi bir gün misafir ettiler. Orada imar müdürlüğünün dairesine girdik. Ne geziyorlar, ne yapıyorlar. Oradaki evrakları aldık, fotokopilerini aldık. Oradan şeye gittik, Konya'ya gittik. Konya İmar Müdürlüğü'nde aynı şeyi dolandık. İzmir'e gittik. İzmir İmar Müdürlüğü'nü gezdik. Bursa'ya gittik. Bursa İmar Müdürlüğü'nü gezdik. Ankara'ya gittik. Ankara İmar Müdürlüğü'nü gezdik. İstanbul'a gittik. Büyük bir evrak torbasıyla biz Antep'e geldik, kolları sıvadık. Harita şefi, İşcan Dairesi şefi, böylece şeflikleri ayırdık. Şeyimiz yoktur, arşivimiz yoktur. Arşivde Mehmet Ali Bey diye bir arkadaş var. Ya ilkokul mezunu ya da 2-3 sene ortaokula gidik. Yaşlı bir arkadaş. Gelir, biz şeyi imzalarız, bakarız, tetkik ederiz, planları imzalarız. Mehmet Ali Bey'e gider. Mehmet Ali Bey nüfus cüzdanını alır adamın. Nüfus cüzdanının arkasına şu tarih sayıyla şey verilmiş diye yazar ve arşive girer. Artık o arşivde o kayıp. Ne zaman bir arkadaş müracaat edip şey ederse o şeyin nüfus cüzdanı gelmeli, tarih sayısı bilinmeli. Çok ilkel. Ruşen, dedim Ruşen'e harita mühendisi olduğu için, bu işi sen halletmelisin dedim. Ruşen Ankara'ya gitti. Ankara'dan bütün Antep'in kadastro planlarının şeffaf taftasını aldı. Ankara Tapu Dairesi'nden. Onları şeye getirdi. Antep Tapu Dairesi, ya bunlar bizde yok dediler o zaman. Onlar da hoşuna gitti. Bilahare onlar da aldılar. Bizden zaman zaman gelir. Faydalanırlardı. Böylece 1969 senesinin Eylül ayının 1'inde İmar Müdürlüğü'ne başladım. Bu İmar Müdürlüğü yaparken 2 yıl içerisinde tabii büyük bir çevremiz oldu. Ben oradayım artık İmar Müdürlüğü. Şey geldi, mimarlar, Ankara Mimarlar Odası geldi. Dediler ki Ankara'da bir temsilcilik kurmak istiyorlar, istiyoruz. Yıl 1971. 1971 tabii, aşağı yukarı, bir temsilcilik kurmak istiyoruz. Ben mimarlar orada şey olarak hay hay dedim, ne kadar güzel yaparsınız. Belediye başkanı dedi ki, ya dedi yapmayın böyle şeyi dedi, bizi karıştırmayın dedi. Niye yapıyorsunuz? Başkanım dedim, bu çok güzel bir şey, bunu Antep'te yapalım. Seni dedi, sorumlu tutarım dedi. İmzaları falan sen yapacaksın dedi, baş üstüne dedim. O zaman İnşaat mühendislerinden Muharrem Palat, ben hem ve sen dediler başkan olacaksın. Ben hem imar müdürüyüm hem temsilcilik başkanı olamam dedim. Baran Aksoy tanır mısınız, işittiniz mi? Mimar arkadaş, çok temiz ve iyi bir arkadaştı. Baran Aksoy'u gösterdik. Baran Bey'i çağırdık. Baran Bey, ben, Muharrem Palat ve Mimarlar Odası temsilcilikleri, belediye başkanının odasında oturduk. Biz protokolü imzaladık. Maalesef burada acı bir şey söyleyeceğim. Protokolü belediye başkanı dedi ki, bunu sen muhafaza edeceksin, senin dosyanda olacak bu dedi. Peki dedim. Onu ben dosyama aldım. Bir müddet sonra ne kadar aradımsa bulamadım. O protokola hala çok üzülürüm. Böylece Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası temsilciliği kuruldu Antep'te. İkisi müşterek çalışıyorlar. Aynı yerde çalışıyorlar. Beraber müşterek şey içerisinde çalışıyor. Bu arada zaman geçti, temsilcilikler oldu. 1980 ihtilali oldu.
1980 ihtilalinde bütün belediye, belediye Halk Partisi belediyesi olduğu için müdürlere tevkif edildik hepimiz de. Belediye başkanını da aldılar ve 84 gün gözaltında yattım ben. Bir müfettiş geldi bana 25 gün sonra. Tek tek bizi belediyecileri sorguya çekiler, oduya alıyorlar ayrı bir odada. Bana dedi ki, Ali Bey dedi müfettiş, niçin tevkif edildiniz, sebep neydi dedi. Ben de dedim ki, biz 25 gündür buradayız. Daha hala bize niçin tutuklandığımızı söyleyen olmadı. Siz söyleyin de ben öğreneyim hiç olmazsa dedim. Ciddi mi söylüyorsun bunu dedi. Gerçek dedim. Yapacak bir şey yok dedi. Ne yapalım dedi. Yapabilecek hiçbir şey yok dedi. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Aylığımız kesildi. Şeyimiz yoktur. Hanımın aylığı var. Onunla geçiniyoruz. İhtilalden sonra belediye başkanı, bir albay belediye başkanı oldu. Albay beni çağırdı. Dedi ki, ya Ali Bey dedi, sen şu yolsuzlukları yapmışsın dedi. Aynı şeyi onlara da anlattım. Ya dedi, ben seni belediye alıp çalışmak istiyorum ama üst taraf müsaade etmiyor dedi. Üst taraf müsaade etmiyor. Çünkü 1402 sayılı kanunla görevimize son verildi. Bu kanun gereği bizim işe girememiz gerekiyor. 1402 sayılı kanunla görevimize son verilirken şöyle bir ifade var. Yapmış olduğu işler devletin, memleketin âli menfaatine aykırı olduğu için görevine son verilmiştir. Gerekçe bu. Ben bu gerekçe dolayısıyla her gittiğim yerde bir şey olduğu zaman ben vatan hainiyim onun için. Çünkü memleketin âli menfaatlerine aykırı davranmak demek ne demek? Vatan haini demek. Bu ezikliği çok yaşadım. Bu kırgınlığı çok yaşadım. İmar dairesindeki arkadaşların hepsi kaçacak yer aradılar. Hepsi oluyordu. Daha sonra gelip hiç kimse benim için herhangi bir yardımda bulunmadılar. Bir yerde toplanmışlar, konuşuyorlar. Çünkü hakkımızda çok dedikodular var. Ya Ali Bey şu kadar iyiymiş, Ali Bey'in şu kadar dairesi varmış, Ali Bey'in şu kadar işi varmış. O zaman arkadaşlar anlattı bunu. Muhtar Atmaz bu mimar arkadaşlarla oturuyor. Otururken demiş ki ya Ali Bey'in bir yanında ben bu kadar gittim geldim. Herhangi bir şey devamlı bize çay içirdi. En ufak bir menfaati de istemedi ve görmedi. Gelin şuradan tapu dairesine gidelim. Tapu dairesinde Fehmi Bey var. Fehmi Bey'in yanına gitmişler. Ali Bey'in dairesi kaç tane? Ya Savaşan'la gidin demiş. Ali Bey, bunları hep bana yine mimar arkadaşlar anlattı. Savaşan'la gidin. Ali Bey'in kooperatif olarak yaptırdığı ve hala borcunu ödemeye çalıştığı bir dairesinden başka bir şey yok demiş. De demiş ki Muhtar Atmaz, siz hepiniz mimar, mühendis arkadaşlarsınız. Hep Ali Bey'den aldınız, ruhsat aldınız. Herhangi bir şey verdinizse söyleyin de biz de öğrenelim. Hepsi de demişler, gittik çaylı kahvesi içtik geldik ya. Başka bir şey görmedik. Peki demiş bu adam gecekonduculardan mı aldı bunu demiş. Bunu Muhtar Atmaz gibi okuması yazması ilk okutma tahsili dahi olmayan ama inşaatçılıkla uğraşan bir arkadaş söylemiş. Bizim mimar arkadaşlardan hiçbirisi böyle bir şeyi, Ali Bey'in şu kadar şeyi varmış. Büyük dedikodular içerisinde çakalandım, ben de çıktım. Serbest olarak çalışmaya başladım. Antep, Türkiye'de Ankara'dan sonra ilk imar planı yapılan şehirlerden birisidir. 1939 yılında Profesör Janssen, Alman Profesör Janssen, Ankara'nın planını yaptıktan sonra Antep'e davet ediliyor. Antep'e de bir imar planı yap
deniliyor. O zamanki Antep'in ileri gelen kişileri tarafından, belediyesi tarafından. Zaten belediyeler Antep'in tanıtmış, Antep'i şeyden kişiler tarafından idare ediliyor. Cemil Alevli ve Mehmet Ali Alevli yanıma gelir. Onlardan oturur, sohbet ederiz, konuşuruz. Bir gün dedi ki bana, Antep'i bu duruma getiren biziz oğlum dedi, yavrum dedi. Hepimizin dedi, Antep'te malı mülkü var dedi. Profesör Jansen geldi, bize bu şehri olduğu gibi bırakalım. Bu şehir imar planı yapılırsa altından kalkamazsınız. Çok pahalıya mal olur. Şu Değirmençen bölgesine yeni bir plan olarak yapalım. Hava alanını Değirmençen bölgesinin küçük o zamanlar hava alanı arkasına koyalım ve orada Antep'i yeniden inşa edelim. Ben Ankara'yı da böyle yaptım. Eski Ankara'yı olduğu gibi bıraktım. Yeni Ankara yaptım diye söyledi bize dedi. Bizim hepimizin burada malı mülkü var. Yok olmaz diye bağırdık. Hepimiz de burayı yapacaksın dedik dedi. Ya burayı yapamam size, etmeyin, eylemeyin dedi. Bu Antep'in katili bizleriz oğlum dedi. Söylemiş olduğu söz bu. Profesör Jansen 1939 yılında Antep'in imar planını yapmış. 1956 yılına kadar o planla idare edilmiş. Jansen planından sonra şey plan yapıyor. Ahmet Arun. Ahmet Arun plan yapıyor, geliyor. Ahmet Arun'un yapmış olduğu plan hakkında da şöyle bir anı anlatayım. Kemal Küçükcan şey olurken şehircilik çalışması yapıyor. Hocası da Kemal Ahmet Arun. Geldi bana, ya dedi bu bir imar planı var dedi. Kemal Ahmet Hoca yapmış dedi. Ben de bu şeyi yapıyorum, mezun olacağım. Ay bana bilgi verir misin dedi. Kemal Ahmet'in planını tuttum, verdim kendine. Kopyasını çektim, verdim. Şey olarak. İşte bir gerekli bilgileri de verdim. Almış götürmüş. Kemal sınıfta veya planda planları asmışlar. Herkes çalışmasını gösteriyor. Kemal Ahmet şöyle bakmış plana. Bak çocuklar, bakın çocuklar demiş. Eskiden imar planlarına hiç ehemmiyet verilmezdi. Şu planın haline bakın hele demiş. Ne kadar kötü bir plan demiş. Bu şey edilebilecek bir şeyim demiş. Yazık olmuş demiş bu plana. Kemal Küçükçak kalkmış. Efendim bu Gaziantep'in planı siz yapmışsınız demiş. Kemal Ahmet'in planıyla da biz 1972 senesine kadar geldik. 1972 senesinde İller Bankası ve İmar İşçan Bakanlığı Antep'e yeni bir plan yapmak istediler. Belediye de buna müracaat etti. Ve bu plan çalışması başladı. Bu plan çalışmasının içerisinde Esat Kaya Turgay yanlış mı yaptı, doğru mu yaptı bilemem. Bir şey demeyeyim. Bizleri plan dairesinin içerisine kesinlikle sokmadı. Ancak planı yapan arkadaş gelir bizlerden bazı hususlarda bilgi alır. Biz de elimizden gelen bilgiyi veririz. İmar planı hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Ta ki biz imar planını bütün yapanların bitirip yarışmanın başladığı güne kadar imar planını Zühtü kazandı. Zühtü de buraya şey kurdu. Zühtü'nün dairesine girmedik biz. Yarışmaya değil. Zühtü'nün dairesine girmedik hiçbir zaman için. Zühtü'ye bir daire tutuldu. Yanına elemanlarını aldı. İşte Zühtü tatbikat planlarını çizer. Tatbikat planları gelir, tasdik edilir. Ondan sonra biz planı görürüz. Şimdi Antep'te gecekondu çok evvelden başlamıştı. Hatta şöyle söyleyeyim size. 1952'lerde Antep'te gecekondu başladı. Çıksorut. Biliyor musunuz Çıksorut'u? Çıksorut'ta gecekondu yapılır. Belediye gelir yıkar. Ben çocuğum. Küçüğüm o zaman. Antep'te kadınların arasında, annemlerin ve çevresinin, komşuların arasında şu konuşmaya sık sık şahit olurum. Belediye gene gelmiş, o Çıksorut'taki evleri yıkmış ya, aman olur mu?
Bu konuşmaya çok şahit oldum. 1950'liklerde Antep'te gece konduculuk başladı. 1960'da benim liseden mezun olup askere gittiğim zaman da bu gece kondu olayları çok şey olmuş. Belediye geldiğimde zaten Antep gece konduyla olmuştu. Büyük bir gece kondu kenti olmuştu Antep. Biz o zaman öyle zannediyorduk daha doğrusu. Antep büyük bir gece kondu kenti oldu zannediyorduk. 1948'de Karşıyaka'da evler yapılmaya başlandı. 1948'de lisede ilkokuldan mezun olduğumda Karşıyaka'daki evlerin yapıldığını ve olduğunu duydum. Benim ilkokul hocam Kerim Fırat Bey vardı. İlkokul birinci sınıf hocam. Karşıyaka'da öğretmenin evi diye meşhurdu onun evi. Öğretmenin evi. Öğretmenin evinde. Benim bir kitabımı ödünç almıştı bir arkadaş. Kitabımı da vermedi. Evini öğrendim. Evine gittim. Karşıyaka'da eve. Çamur içerisinde. Ayaklarım çamurun içerisine gömüle gömüle gittim. Böyle bir yerde Karşıyaka o zaman. Oraya gidiyorsun bir ev var. Öbür tarafa gidiyorsun bir başka ev var. Şuraya gidiyorsun bir başka ev var. Ha, bu arada ne başladı Antep'te 1960'ta? Bazı harita teknisyenleri özel parseller yapmaya başladılar. Özel parselde belediye yıkıyor bunları. Olmasın. Hemen adam geliyor. O teknikeyle, o şeye diyor ki acı bana bir imar planı çiz diyor. Herhangi bir şey yok. O gidiyor, haritasını alıyor, arsasının. Bir yol koyuyor, bir de şöyle yol koyuyor. Oraya küçük küçük parseller koyuyor. O adam da geliyor, benim evimin yolları var diyor. Şimdi öbür adam geldiği zaman ondan haberi yok. O da ona göre başka bir plan çiziyor. Böyle bir kargaşa içerisinde Antep. 1960'larda bu şekilde gidince harita teknisyenleri, harita mühendisi yok o zaman. Yalnız dikkat et. Harita teknisyenleri var. Bunlar bir yıl veya bir buçuk yıl veya lise şeylerinde teknikte okumuşlar. Haritacılıktan biraz anlıyorlar. Bunlar plan çiziyorlar Antep'e. Bunlar birleşiyorlar, yazıyorlar. Böyle olmuyor. Biz bir araya gelelim. Sen bir şey yaparsan bana ver. Yolu nereden geçirdin ben onu öğreneyim. Orada yolu oradan geçireyim. Böyle Düztepe'de ve Karşıyaka'da böyle bir gelişme başlamıştı. Karşıyaka biraz daha düzenliydi. Düztepe çok kötüydü. Bana devamlı geliyor, yıka ekipleri gidiyor. Yıka ekiplerine yıktırıyorum. Taşlar, yağmurlar yağıyor. Taş, yağmur gibi taş yağıyor. Yıka ekipleri ediyorlar. Gece geliyorlar, pazar günü geliyorlar bana. Abi falan yerde bir mühendis şey var, gece kondu var. E oğlum yıkacaksınız ne yapalım? Kanun gereği yıkacaksınız. Bir gün ekip geldi, pazar günü evdeyim. Gitmişler durdurma yapmışlar. Durdurmayı yaptıkları zaman da kaçak yapı yapan adam ekibe saldırmış. Orada bir zabıta memuru var. Zabıta memurun kafası yarılmış. Bilmem şu olmuş, bu olmuş, her biri bir şeyler olmuş. Zabıta memurunu adamlarımla şeye gönderdim. Devlet hastanesine gönderdim. Onun tedavisine şey ettim. Dedim ki ertesi günde, ya dedim toplum polisi de yardımcı olur bize. O zaman toplum polisi var. Toplum polisi şefine telefon ettim. Böyle böyle bir hadise var dedim. Ali Bey dedi yarının cezasını verelim dedi. Şey etmişler. Neyse yıktık oraları, yıktık falan. Böyle bir kargaşanın içerisindeyiz. Bu şekilde bir şey. Bir gün şeyle konuşuyorum ben, İller Bankası mimarlarından isimlerini unuttum. Çok yakındım onlardan. Kusura bakmayın. O işin şefi. Dedim ya ne olacak bu gecekondu işi? Baş gelemiyoruz bununla dedim.
Ali Bey dedi, yapılacak bir şey yok. Bunlar yapılacak. Ama yarın plan da yapıldığı için bunlar yıkılır. Bu arada Değirmençep, bugünkü Değirmençep bölgesi, küçük küçük parseller halinde çok sayıda insanın elinde. Yalnız herkes yeni imar planı yapılacağını bildiği için tetikte duruyorlar. Ya yerimiz yeşil saha olursa, ya şey olursa ne yapacağız? Dermişem, Antep'in çok kıymetli bir yeri. Ben de bana geliyorlar, biz diyorlar burayı yapacağız Ali Bey. Bir tanesi Almanya'dan gelmişti, yaptı, yıktık orayı. Belediye olarak koruyoruz. Aman ne olur karışmayın. İmar planı çıkmak üzere. İmar planı çıkarsa hepsi güzel olacak. Bura memleketin en güzel yeri olacak diyorum. Değirmençep'e dediler ki bir gün bana, eğer dediler sen olmasaydın bir gecenin içinde 500 tane kuracaktık dediler. Sen bize söz verdin, onun için yapmıyoruz bunu dediler. Değirmençep derneği var, dernek olarak derler. Dernek başkanlarıyla konuşuyoruz. Sen bize söz verdin dediler. Söz veriyorum size dedim. Elimden gelen yardımı yapacağım. Yalnız yazık Antep'in burasına isyan etmeyin. Burasına gecekondu kurmayın. Burası bir gecekondu bölgesi olmasın dedim. Böylece orayı galiba biraz muhafaza edebildik şey olarak. Düztepe'de şeyler başladı. O gecekondular başladı. Esat Kaya Turgay'ın yapmış olduğu en büyük iş o. Gecekonduları temizleyeceğim ben dedi. Ve o harita mühendisi dediğim Ruşen arkadaşımıza yetki verdik biz. Ruşen harita şeyini aldı, yeni imar planı çizildi ya. İmar planlarına göre yerleri çizdi. Ve Esat Kaya Turgay o evleri yola gidenleri topladı. Onlara bir takım tavizler verdi. O yolları açtı. Gerek Karşıyaka'da, gerek Düztepe'de Esat Kaya Turgay'ın yaptığı, o zaman yaptığı hizmet kadar hizmeti, gerçek söylüyorum bunu, hiç kimse yapmadı. Bir gün ben Esat Bey'e dedim ki, yahu Esat Bey, şehir içerisinde bak, şu yollar var açılacak imar planına, şu yollar var, bunları açalım dedim. Sen dedim gidip şeyi yapıyorsun, adamların evi yola gidiyor, sana düşman oluyorlar, hiç kimse bilmiyor. Onlar oralarda hiç kimse görmüyor dedim. Ya Ali dedi, ben şey peşinde değilim, şöhret peşinde değilim dedi. Oraları kimse açmaz, burayı kim gelirse açar dedi, bu yolları dedi. Ama oralara ben şimdiden yapılan imar planına göre açarsam, oralar kazanır dedi. Gerek Ruşen'in oraların yapılmasında, gerekse Esat Kaya Turgay'ın çok emeği var. Bunları inkar etmemek lazım. Gecekonduları önlemek için ben şeye bir belediye encümenine bir teklif götürdüm. Dedim ki vatandaş almış olduğu yerin ne olduğunu bilmiyor ve buralara gecekondular yapıyor. Sonra da biz gidip yıkıyoruz. Vatandaşa bir şey ilan edelim. Yapmış olduğu yerin imar planına göre nereye geldiğini bize müracaat etsin. Biz ona gösterelim, yolları açalım, yolları kapayalım, herhangi bir yere iş yapmasın dedik. Tamam dedi, yetkilisin buna dediler. Ben Antep'in Düztepe'sine, Karşıyaka'sına çeşitli levhalar yazdırıp koydum. Vatandaş, almış olduğunuz yerin imar planında nereye geldiğini anlamak için lütfen Belediye İmar Müdürlüğü'ne müracaat edin. Sonradan yapmış olduğunuz yer yollara gelerek yıkılmasın diye büyük levhalar yaptım. Hatta gecekonducular bu levhaları kırmaya başladılar. Böyle. Ve biz yine yaptık, defalarca yaptık. Ondan sonra bunu kıranlardan yakalananlara ceza verildi, falan edildi. Böyle bir çalışmamız da oldu. Ben zaten tevkif edildiğimde bu çalışmanın içerisindeydik.
Ben ilk imar müdürlüğüne başladığımda ve herhangi bir yapı ruhsatı yoktu. Bir dosya kağıdının içerisinde mimar veya mühendis arkadaş bir kroki karalamış. Onun üzerine gelmişler, ruhsat almışlar. Ruhsat verilmişti. Ben gidip imar planlarını görüp belediye imar müdürlüğüne başladığım zaman planların nasıl olacağını, zaten ona çok üzülüyordum ben. O ilk işim de onu yapmak olacaktı. Planların nasıl yapılacağını, nasıl çizileceğini bir şeyle, arkadaş Tamim'le bütün mimar mühendis arkadaşlara bildirdim. Şöyle söyleyeyim. O zaman da mimar mühendis olarak Antep'te sayımız serbest çalışan 17 kişiydi. Hem mimar hem mühendis. Şahap Güneyli, Tekin Dayı, Baran Aksoy, Oktay Güzelbey. Bunlar mimar olan arkadaşlar. Oktay Güzelbey. Bu böyle yani, hatta Oktay Güzelbey de sonradan geldi. Çok az sayıda mimar arkadaş vardı. Doğru dürüst bir proje gelmezdi. Elektrik işletmesi belediyenin malıydı. Ben biz ayrıldıktan sonra ayrıldı. Münir'e belediyenin hizmetinde çalıştı. Biz ikimiz de belediyeden ayrıldıktan sonra elektrik işletmesi belediyeden ayrıldı. O zamana kadar elektrik işletmesi belediyedeydi. Gece konduları yaparlar, gelir elektrik su isterler. Verebilmemiz mümkün değil. Elektrik suyu verebilmemiz için iskan almış olmaları şart. K'ye giderler, elektrik idaresi bazısına verir, bazısına vermez. Bunu da ben yaptım. Dedim ki, ya bu adamlar elektriksiz susuz oturuyorlar. Encümenden bir karar alalım. Yerleri yola gitmeyen, tetkik ettirelim. Yerleri yola gitmeyen kişiler ve yapmış olduğu inşaatlar olan yapmış oldukları inşaatları şeysiz olan, kusursuz olan kişilere elektrik su verelim dedim. Elektrik su vermeye başladı. Gelirler, ben bizim arkadaşlardan birisini gönderirim harita teknisyenlerine. Yerini tetkik eder, gelir bana raporu verir, uygundur der. Ben imzalarım, elektriği suyu veririm. Bu kadar şey, ilke. Uygun değildir der. Ben ne görüyorum, ne ediyorum? Başka türlü yapmaya da mecbur yapmam da mümkün değil. Uygun değildir der, ben de uygun değildir. Elektrik, yedi oğlum şunu yap, verdirim. Bu arada bizim gene inşaat dairesinde bir çocuk var. İlkokul mezunu. Fakat bölümünden, yani öyle herhangi bir şeyde yazıcı bölümünden falan. Ya, oğlanda öyle bir kabiliyet var. Öyle korkunç yazı taklidi yapıyor ki. Bu benim imzamı taklit edip 25 kuruşa satmaya başlamışlar. Benim olmaz diye rapor verdiğim kişilere o olur diyor. Hemen o kağıtlara imzayı atıyor, veriyor. Ondan sonra kalktık, o kağıtlara bir de mühür basmaya başladık. Böylece önledik onu da. Antep imar planıyla imar planlarında yapılıyor. Belediye başkanları istedikleri yeri getiriyorlar, imar planına alıyorlar, yapıyorlar ve şehir genişliyor. Bence, benim kanaatime göre şehrin bu kadar olumsuz genişlemesi sakıncalıdır. Ama hangi gerekçelerle şehri bu kadar genişletiyorlar? Hangi gerekçelerle şehri bu şekilde yönetiyorlar? Onu bilemiyorum. Benim bu şeyde en çok memnun olduğum bir şey var. O da yeşil sahaların çoğalması. Çok Antep'in göremeyeceği, anlayamayacağı kadar Antep'te yeşil saha yapıldı. Bunu yeni belediye başkanları yaptı. Eskiden küçük yeşil sahalar vardı. Ben Abdülkadir Batur'un zamanında imar müdürlüğü yaptığım için bu yeşil sahalar, küçük parklar, yeşil saha olarak belediye sıkıştığı zaman Abdülkadir Batur encümeni toplar. Ya hele şuradan bir şey bulun da, park alanı bulun da orayı iskan sahası yapalım, satalım, belediyenin bütçesine birkaç kuruş girsin der.
Fen müdürü, ben olmazdan evvel, fen müdürü arkadaş gider, bir iki işi sahip olur, gelir. Hemen orayı parsellerler. Deminki söylediğim şey şeklinde, gece kondu şeklinde parsellerler. Belediye orayı ihaleye çıkarır ve satar. Belediyenin bütçesine bu kaç ölçü girer. Belediye memurlarının maaşını verir. Böyle bir durumdan, o Abdülkadir Batruk'ta bütün şeyi şuydu. Aman Kavaklığa dokunmayalım. Aman Kavaklığı bozmayalım. Ona çok özen gösterdi. Kavaklığı bozmamaya. Yoksa gerçek söylüyorum, Kavaklık'ta işi gecekondu olmaya amir bir durumdaydı. O, onun koruduğu bütün şeyi Kavaklık oldu. Antep böyle bir durumdan buralara geldi. Şimdi bu durumun içerisinde yeşil sahaların bu kadar genişlemesi beni sevindiriyor. Ama Antep'in yapılaşması bana kaygı veriyor. Antep öyle kötü yapılaşıyor ki, üzülüyorum bunu düşündükçe. Bunun hakkında bilgi verin, rapor verin. İnceleme yapmadım. Yalnız görüşümle, görüşmelerimle söylüyorum. Bu benim söylemiş olduğum şey de, ay biraz kendini şehircilik gözüyle gören herkes tarafından görülebilen bir şeydir. Yapılaşma çok kötü. Sordunuz, cevap verdim. Hatırıma gelen de bir şey yok. Keşke 3-4 sene önce olaydı. Çok daha şeyler söyleyebilirdim. Bence gayet güzel şeyler anlattınız. Artık unutuyorum şeyleri. Bazı isimleri dahi söylemeye unutuyorum. İşte yaşlandık artık. Aşağı yukarı doğum tarihimde diyor, söyledim. 84 yaşındayım. 85'e gireceğim. Yaşlılık değil bu. Ama bazı kişiler her şeyi çabuk unutabiliyorlar. Şimdi rivayet odur ki, ben pek inanmam buna. Rivayet odur ki, büyük dedemizin Antep'te bostan deriz, bahçeleri varmış. Ve bu bostanda havuç yetiştirirmiş. Çocuklar da giderken, yolda havucu şeye götürecek ya, hala satmaya götürecek ya, giderken havuççam mı bize havuç ver, havuççam mı bize havuç ver dermiş. Onun için havuççular kalmış adımız. Havuççu, onun oğullarına da havuççunun oğulları, havuççu oğulları. Havuççunun oğulları aslı, fakat havuççu oğulları diye lakap şey edilmiş. O yarım kaldı söyleyeyim. Antep'e soyadı alınırken, dedem, oğlum bize havuççu oğlu derler. Gelin Havuççuoğlu soyadını alın demiş dede. O Antep'e olan Osman amcamız da, bu büyük amcamız, ya bana Atatürk Antepli derdi, Antepli'yi alamadım, Antep'e'yi aldım demiş. Dedem üç kardeş. En küçük kardeş Osman amca, en büyük kardeş dedem. Ortadaki amcamız da Havuççuoğlu soyadını almış. Sonradan küçük kardeşinin Antep'e soyadını aldığını duyunca Antep'e etmiş. O da Antep'e etmiş. Onun oğlu polisti. O da Abdülhamit'ti, onun da adı Abdülhamit'ti. Bir de bize tabakhanede Hamıtlar derler. Hamdi ismi çok, Hamit ismi çok bizde. Hamıtlar derler. Bu suretle o tekrar Antep etmiş. Onun polislik zamanında bazı yerde Havuççuoğlu diye geçiyor, bazı yerde Antep'e diye geçiyor.